Herkese merhaba, ben Atakan. Artekin oyunlarında Minecraft Survivor rehberimizin 3. bölümünde sizlerleyiz. Bugün sizlerle tarım yapacağız arkadaşlar. Ve zaman kalırsa madenlere ineceğiz hep beraber. Bu bölüm sizin fikirleriniz sayesinde biraz daha güzel olacağını umuyorum. Şeker kamışlarımızı koymuştuk buraya, onlara bakalım. Bu bölüm madenlere inmeyi planlıyorum tarlayı yaptıktan sonra. Aslında tarlamızı çok uzak yere yapmaya gerek yok. Şuraya yapabiliriz. Önce şu alanı bir temizleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanal hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. YouTube'dan gerek Facebook sayfasından yaptığınız yorumları görüyorum. Yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar bana ışık tutuyor bu yolda. Hani bana yardımcı oluyor gerçekten. Yapmaya da devam edin yorumlarınızı. Yani şimdilik iyi gözüküyor bu video, bu seriyle beraber. Bugün kanalımızın 3. günü olacak arkadaşlar. Şimdilik iyi gidiyor, 12 abonemiz var. 250 küsur izlenme oranımız. Şimdilik iyidir. Bazı arkadaşlardan aldığım tavsiyelere göre böyle hani ilk başlangıca göre iyi olduğunu söylediler. Umuyorum zamanla daha iyi olacak. Ben inanıyorum, yani severek yapıyorum bu işi. Sizlerin de desteğinizle iyi bir yerlere geleceğiz inşallah arkadaşlar. Öncelikle yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum ve yapmaya devam edin. Asla unutmayın. Sayfamı ve YouTube kanalımı paylaşırsanız sevinirim gerçekten. Çünkü yayılma konusu, reklam konusu, lansman etme çok önemli. Teşekkür ediyorum ve oyuna geri dönelim. Şimdi şöyle kazdım. Neden? Suyu direkt buradan aksın istedim. Klasik stil. Aslında kova yapmamız lazımdı. Ocakta demirler vardı. Onları alalım biraz. Demirlerimizi alalım. Kova yapacağız arkadaşlar. Kova ne işe yarayacak? Su taşımada, lav taşımada, pasta yapımı için süt taşımada. Gerekli şeylerde yardımcı olacak bize. Şimdilik bir tane yeterli olacaktır. Geri kalan demirimizi sandığımıza koyalım. Gece olursa eğer iskelet ve örümcek avlayacağız. Ne yapacağız bunları derseniz, örümcekten yay yapacağız arkadaşlar kendimize. Çünkü madenlere indiğimizde yakın dövüş silahına giremeyeceğim. Çok riskli olur yakın dövüş. Uzaktan saldıracağım. Eğer bir mobla karşılaşırsak onu kullanacağız öyle. İskeletle de iki tane köpek evcilleştireceğiz arkadaki dağlardan. Madenlere inerken yanımızda koruyucu olacak, kolcu olacak. Öyle kendimizi güvene almış olacağız çünkü gerçekten çok riskli olacak madenler. Ben şimdiden kara kara düşünmeye başladım Nether'da ne yapacağım diye. Orada da artık bir al içerisine bakacağız. Peşime köpek sürüsü mü takarım artık. Ne yaparım bilemiyorum ama bir al içerisine bakacağız. Şimdi öncelikle böyle yaptık. Su alalım kovamızda. Şuradan suyumuzu alalım. Buraya boşaltalım. Şuraya da. Akıntı olmasını sevmiyorum arkadaşlar. Herkes sevmez gerçi. Düz durması daha güzeldir. Hem su bolluğundan daha iyi gelişebilir toprağımız. Çapa yapacağız arkadaşlar. Onu unuttum. Çapa ve çit yapacağız. Bir tane de kapı. Onları hemen halledelim. Çünkü tohumlarımızın üzerinin çiğnenmemesi lazım. Etrafta görüyorsunuz koyun çok. Koyun. Gece canavarların çiğnememesi lazım. Zarar verir çünkü. O yüzden çitle çevireceğiz. Işıklandırma yapacağız. Kapı yapacağız. Öyle. Bakacağız. Önce bir çapa yapalım. Şöyle. Altta iki tane çubuğu koyuyoruz. Ve çapamız oluyor. Bu toprağı eşelemeye yarayacak. Tarım için. Bunu yaptıktan sonra çitlerimizi yapalım. Çitleri nasıl yapıyoruz? Önce şunları bir çubuğa çeviriyoruz sopaya. Sonra şu şekilde dağıtıyoruz. Altta mantıken zaten şekilde uyumlu. Minecraft'taki çoğu şekil gibi. Şöyle tamamlayalım. Evet, şöyle de koyalım. 16 tane yeterli olacaktır. Fazla yaptık bile gibi.
Facebook'tan da mesaj geliyor. Kapatmayı unuttum. Kusura bakmayın, bu videoda böyle oldu. Her seferinde unutuyorum. Kapı yapacağız. Biraz ağaç lazım. Hemen şuradan kesmek istiyorum. Bir tane yeterli olacaktır şimdilik. Daha sonra siz yokken ben yeterince ağaç depolayacağım malzeme. Sıkılmanızı istemiyorum izlerken. Şimdi şu şeker toprağımızı hazırlayalım. Facebook'tan da mesajlarımız yağmaya devam etsin. Bakalım. Şöyle şurası boş kalacak, kapı girişi. Yağıyor mesajlar, devam ediyor. Ben de sinir olmaya başladım. Çitimizi koyalım şöyle. Hiç susmayacak galiba o mesaj. Facebook sponsorluğunda bir seri olacak bu bölüm. Şöyle koyalım. Şöyle. Şuraya. Aa, tam geldi. Şanslıyız, tam gelmiş. Hemen şunları çevirelim. Tohumlarımızı ekelim. Gece oluyor. Birazdan iskelet ve örümcek avına çıkacağız arkadaşlar. Eğlenceli ve tehlikeli dakikalar bizi bekleyecek. Ama önce tabii ki de korumalarımızı yapacağız. Şu tarla işini halledelim. Bu kadar tohum. Daha tohum da tam geldi. Gerçekten mükemmel bir oranlama yapmışım. Tohumlar da tam geldi. Hemen kapımızı yapıp geri dönmek istiyorum. Kapımızı yapalım hemen şu şekilde. Hemen korumaya alalım. Emsi kapısını da kapatalım bu arada. Bir mobun içeri girmesini istemeyiz. Şu şekil oldu arkadaşlar. Hemen ışıklandırmamızı yapalım. Aa, nereye koydun sen? Bunu da yere atmışız. Şuraya hemen koyalım. Şuradan da girmez herhalde hayvanlar sudan. Şimdi arkadaşlar hazırlanıp iskelet ve örümcek avına çıkalım. Siz de hazırsanız. Yemeklerimiz tam. Kova burada. Demirden bir kafalık yapabiliriz sanırsam. Evet. Kafalık yapalım, en azından savunmamız olsun. Canavarlar gezinmeye başlamış. Kılıç yapalım. Bol bol hem de. Çapamızı oraya koyalım. Ve kılıcımızı aldığımız gibi gece gece iskelet ve örümcek avına çıkalım arkadaşlar. Bir Enderman. Aman diyelim. Abi senle işimiz yok bizim. Pardon abi, pardon. Yok abi, yok abi, sana bakmadım abi, pardon. Hatam varsa affol abi. Yok. Yok aman abi, yok yok, bakma abi, ben abi yok, bakmıyorum sana. Özür dilerim abi, bir hatam olduysa. Kusura bakma. Diyerek atlatalım Enderman'i. Sen görürsün oğlum, sen görürsün sen. Sen bittin, ben güçleneyim, seni mahvedeceğim. Görürsün, senin babanı da sevmem zaten. Hey. Neyse arkadaşlar. Biz iskelet, karşıda bir iskelet gördüm. İskeleti avlayalım. Buna arkadan yaklaşmak lazım. Sinsi sinsi. İşte. Oo.
Aaa Creeper. Aaa. Seni mahvedeceğim, gel buraya. Çabuk 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 öldür. Ay hiçbir şey vermedi. Creeper. Creeper. Patla. Çatla. Geber. Anam. Gel buraya. Haha. Ne sandın aslan? Gel buraya sen de. Sen ne dolanıyorsun aralarında bakayım. Oh mis. Yemeğimizi de yiyelim ne olur ne olmaz. Evet evet. Gecenin karanlığında ilerlemeye devam edelim. Arkadaşlar. Kemik yok mu? Aa kemik vermiş. Harika. Hemen şu köpeğimizi eğitelim. İnşallah iki kemik yeterli olur. Gel kuç kuç kuç. Gel oğlum. Çomar. Gel. Aferin oğluma. Gel oğlum gel. Arkadaşlar adını. Nereye gidiyorsun? Çomar. Gel oğlum. Aha. Örümcek bak sinsi sinsi bakıyor. Gel oğlum gel. 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 Saldır oğlum saldır saldır saldır. Saldır oğlum saldır ye onu ye. Harika. Oh ağımız doldu. Bir örümcek daha bulursak çok güzel olacak. Çomar gel oğlum. Çok orijinal bir isim arkadaşlar Çomar. Aha Çomar'ı Creeper'a saldırtıracağım. Çomar gel oğlum gel. Bak burada abi var gel. Çomar dal oğlum. Dalsana. Dal lan. Köpekcağız da korktu ne yapsın. Muşmula suratlı Creeper'ı kim görmek ister. Neredesin oğlum gel. Çomar. Çomar gel oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Örümcek avlayacağız gel. Sana mama bulacağız gel. Heh karşıda. Oo iki Creeper koruyor ama onu. Çomar yardımına ihtiyacım var. Çomar. Tıks kıs kıs kıs. Aferin oğlum. Hadi gel eve dönüyoruz gel. Gel bakayım abi babana gel. Çomar. Çomar. Gel oğlum. Oo Creeper abi. Selamun aleyküm abi. Nasılsın abi? Gel abi gel bir kucaklaşalım. Yok gelme. Gelmesene ulan. Hop. Yaklaşma çizerim ha. Çomar çekil oğlum. Tutma beni tutma. Tutma yiyeceğim onu. Ay çok sevdim ben bunu. Çok sevdim. Tatlılığa bak çomarım benim. Gel oğlum gel. Hadi gidelim eve. Sana mama vereceğim. Mama. Mama. Gel. Gel oğlum gel. İskelet bunu da avlayalım oğlum. Tut kıs kıs kıs. Çomar çomar. Çomar saldır. Saldırsana lan. Ya sen nasıl bir hayvansın ya. Seni öldüreceğim çomar. Sahibin orada kapışıyor bak küstü mü bana. Tamam gel gel gel. Gel küsme gel gel gel. Sana kemik verelim biraz daha verelim gel. Canı çekmiştir gel. He? Gel oğlum gel. Sabah olurken. Saldır çomar. Tukus kıs 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 kıs. Saldır. Tukus kıs 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 kıs. Yo oğlum. Aferin sana be. Koçum benim be. Gel şunu da acıyalım. Çomar. Saldır. Tukus kıs 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 kıs. Saldır. 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 Aferin. Oo burada burada çomar. Yakala oğlum. Aferin sana. Bir sürü kemik bulduk çomar. Hadi gel evimize gidelim oğlum. Çomar neredesin? Heh, gel oğlum buraya. Çomar. Artık anam.
Seni hain seni. Sen kimsin lan arkamdan dolanıyor? Ha? Bum. Çomar. Aha çomar. Çomar gel oğlum gel. Çomar gel oğlum. Kaybolma babacım. Gel 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 gel. Çomar. Çomar. Saldır madenimize girmişler çomar. Gel oğlum. Saldır çomar. Aman. Tamam oğlum gel. Burası temiz. Gel evimize gidelim. Sana kulübe yapacağım. Gel bakayım. Çomar. Gel. Gel oğlum. Çomar. Gel. Gel. Gel oğlum. Giremiyor musun? Sana şöyle basit bir kulübe yapalım o zaman oğlum. Hemen şurada. Evimizin sağında sana şöyle kulübemizi de yapalım şöyle. Şöyle odundan yapalım güzel dursun. Gel buraya yapalım. Burası daha düzgün olur çünkü. Çomar sana bir tane daha kardeş alalım mı? Çomar sana kardeş alacağız bir daha bir tane daha. Sen tek koruyamazsın beni. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel. Ki. Dur orada. Aferin. Aferin çomarıma. Arkayı yapmayalım. Çok küçük kaldı evin çomar. Sıkılma oğlum. Şurayı da açalım sana. Oynarsın. Burayı da kapatmayacaktım aslında. Tamam çomar. Şöyle. Tamam oğlum. Ev yapıyoruz sana. Aa, odun bitti. Bir dakika. Hemen keselim arkadaşlar. Çomarımızı evimizi yapalım. Sonra tarlamıza da göz kulak olduktan sonra madenlere hücum edelim. Aa, bu arada okumuzu yapacaktık. Okumuzu da yapalım. Artık korkusuzca savaşabiliriz. Okumuzu da yaptıktan sonra. 8 tane de ok yeterli olacaktır. Aa, ok çıkmış zaten iskeletten. Ha harika. Yapmaya gerek kalmadı. Şanslı günümüzdeyiz. Çomar. Her şey güzel gidiyor. Çok mu kapalı oldu Çomar? Aferin oğlum. Üstü kapattık mı biz? Üstü kapatalım oğlum. Çomar. Aferin oğluma. Sen dur orada. Şu eşyalarımızı bırakalım. Kemik tozumuzu alalım arkadaşlar. Bu ekmeği çabucak yapmamıza yarayacak. Şimdi de göstereceğim seni işe yaradığını. Barutumuzu bırakalım. Gözü bırakalım. Kemikler dursun. Yay gerek yok. Yayımız var şimdi. İpliğe gerek yok. Kovamız lazım olacaktır. Çapamıza kalsın. Çiçeğimizi bırakalım. Fidanı bırakalım. Şu yemeğimize atalım ocağa. Bir dakika.
Şöyle hemen. Yok aslında yine aynısı olacak. Şöyle bırakalım. Yemeğimiz pişsin. Biz hemen tarlamıza bakalım. Çomar sen orada uslu uslu otur oğlum, tamam mı? Hadi. Şeker kamışlarımızı da toplayalım arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde günlüğü yazmaya başlamak istiyorum. Şöyle alalım. Bunları kökten kesmediğimiz sürece büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı olmadı. Hani şunları da almadığın sürece onlar uzamaya devam ediyor. O şekil. Ben biraz daha ekeceğim ki daha fazla üretimimiz olsun diye. Tamamdır. Güzel. Şimdi bon meal'ın kullanımı, yani kemik tozunu kullanımını arkadaşlar, ektiğiniz bir fidan, ağaç fidanı ya da böyle bir tohumda ekmek için üreteceğiniz ya da havuç, patates de olabilir. Üstüne de sağ tıklıyoruz. Bir anda büyüyor arkadaşlar. İlaç gibi. Hepsini yapıyoruz. Elimizde ne kadar varsa. Hemen uzuyor bunlar. Bunlardan şöyle tahıl çıkıyor arkadaşlar. Belli bir miktarda bir tane çıkıyor büyük ihtimalle. Yanında da birkaç tohum çıkıyor ki tekrar ekebilmemiz için, çiftliği sürdürmek için. O tohumlar çok fazla birikiyor belli bir zamandan sonra. Onu niye harcayacağız derseniz, tavuklar için, tavukları beslemeye harcayacağız arkadaşlar. Tavuklarımızı çiftleştirirken bu tohumları kullanacağız. Diğer hayvanlar gibi saman yemiyorlar, tohum yiyorlar. Tohumları onlara vereceğiz, büyümeleri için, küçük civcivlere, büyüklerine. Öyle kullanacağız. Kapımızı da kapatalım. Bunlar büyümeye devam ederken şeker kamışlarımızı da topladık. Hemen evimize gidelim. Malzemeleri bırakıp madenimize inelim çomarımızla beraber. Hemen malzemelerimizi yapıyoruz. Ekmek yapımını göstereyim bu arada arkadaşlar. Yanımıza yemek alırız. Şu şekilde buğdayları diziyoruz ve ekmek oluyor arkadaşlar. Zamanla pasta yapımını da göstereceğim. Gerekli olduğu zaman. Şimdilik yeterli olacaktır. Böyle. Şeker kamışlarımızı koyalım. Ve çomarımızı alıp inelim. Çomar. Gel oğlum. Gel. Hadi oğlum, iniyoruz madenlere. Oo. Oo 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 oo. Saldır oğlum. Burayı açık mı bıraktık biz? Burayı açık bıraktığımız için spawn olmuşlar arkadaşlar. Şurayı kapatalım hemen. Cobblestone'larımız da. Burası karanlık olduğu için açıkta kalmış biraz. Çomar gel oğlum. Çomar. Gel. Gel oğlum gel. Evet, madenciliğimize başlıyoruz arkadaşlar. Biraz derine inelim öncelikle. Şuradan şöyle başlayalım. Umarım aşağılarda bir zindanla karşılaşırız da eğlenceli bir şeyler çıkabilir. Madencilikte sıkılabilen arkadaşlar olabilir arkadaşlar. O yüzden videoyu ileri sarabilirsiniz. Eğer madenciliği izlemek istemezseniz. Ki hemen demir kaynağı çıktı karşımıza. Şanslıyız. Yani şöyle açalım. Avla mı oğlum? Demirimizi toplayalım. Bu demir ne işe yarayacak arkadaşlar? Buna zırh yapacağız kendimize. Gerçi çoğunuz biliyorsunuz derdi. Yine hatırlatayım dedim. Zırh yapacağız kendimize. Buna yapacağımız silah, kazma gibi ürünler daha dayanıklı olacak, uzun ömürlü. Neredesin Çomar? Oyna oğlum sen orada. Ben burada
Kazı yapıyorum. Şöyle. Çık oğlum. Yedek kazma da almamışız. Harika arkadaşlar. Neyse demirden yapalım bari. Uzun süre bizi idare edecektir ve hızlı olacaktır. Bu eşyalarımızın itemlerinin şeyi arttıkça çomar gel oğlum. Özellikleri arttıkça mesela demir. Demirden altına geçiyor. Altın çok hızlı çalışan ama biraz dayanıksız olan bir alet. Özellikle elmas çok uzun süre ve hızlı çalışıyor. Böyle kademe kademe atlıyor arkadaşlar. Demirlerimizi fırına atalım. Hemen. Alalım. Ve yiyelim. Acıktık çünkü bayağı. Tamam. Hemen taştan yapalım demirler. Beklemeyelim demirlerin. Yapalım. 3 tane, 3 tane bizi idare eder. Arkadaşlar. Çubuk. Sorun bu sefer de. Kusura bakmayın. Yapalım. Üçer tane bırakalım. Kazmalarımızı alalım hemen. Madencilimize devam edelim. Bir 5 dakika gibi madencilik yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Sabaha doğru olacak bu oyun saatiyle. Devam edelim kazmaya. Bu arada buradan birkaç arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Burak Kinyas arkadaşıma beni bu işte desteklediği için, Muhammed arkadaşıma ve Bahadır arkadaşıma beni bu işte destekledikleri için arkamda durduk çelekli buradan teşekkürler. Teşekkürlerimi sunuyorum sizin huzurunuzda. Bana çok yardımları dokundu. Özellikle de Burak Kinyas arkadaşımın bayağı yardımı oldu yani. Onlara çok çok teşekkür ediyorum buradan. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Biz multiplayer'da bir seri yapmak istiyordum. Multiplayer'da biraz sorunlar oldu. Lag problemi gibi. Sorunlar oldu. Çözemedik o sorunları. Bayağı bir kasıyordu yani. Ben burada kırıyordum demirleri. Arkadaşlara bir 10 saniye sonra kırılıyordu. Ben ışınlanıyor gibi gözüküyordum. Öyle kötü oluyordu. Hani online yapacaktık ama gerçekten zevkli oluyordu. El ele yine zorlayıcı modda online bayağı zevkli oluyordu. En azından tek başımıza sıkılmamış oluyorduk. Daha muhabbet dönüyordu. Ama olmadı. Böyle devam ettirelim. Madenlere inerken kaynaklar yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Kaçıncı kattayız bakalım. Şu an 44. kattayız. Daha ineceğiz arkadaşlar. Şöyle. Efendim oğlum. Biliyorum sıkılıyorsun ama. Neyse Çomar gel seni yuvana bırakalım gel. Gel oğlum gel. Sen sıkılma. Eğer bir dungeon bulursak maden seni hemen çağıracağım mevzuya. Geleceksin hemen adamları toparlayıp. Tamam mı? Sizin kasap Ahmet falan hepsini çağırıp mevzuya dalacağız arkadaşım. Heh tamam dedin. Hadi gel o zaman. Seni eve bırakalım ortalık güvenliyse. Bak 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 bak. İskelete bak. Neredesin? Otur orada bakayım. Şöyle kapatalım seni de. Üşüme. Işık da koyalım sana şu yere.
Tamam. Daha ne istiyorsun işte? Ne güzel yuvan var. Biz de madenciliğe devam edelim arkadaşlar. İyi. Herhangi bir zombi ve creeper reislerin saldırısına uğramadan sağ kalırız umarım. Da o çınlama neydi? Anlamış değilim. Biz inelim arkadaşlar. Meşale koymayı unutmuşuz biraz. Koyalım meşalelerimizi. 3 sırada bir yeterli olacaktır. Meşale koymak. Koyalım. Şöyle. Bir de buraya. Tamam. Şu demirlerimizi alalım. Sanki yakınlarda bir su sesi geliyor. Su sesi iyi alamettir. Yakında değerli kaynaklar olduğunu gösterir arkadaşlar. Şurayı da merdivenimize yapalım. Tamamdır. O kömür kaynaklarımızı alacağız. Bayağı kömüre ihtiyacımız olacak çünkü ileriki zamanlarda demirleri eriteceğiz. Altın bulacağız, altını eriteceğiz. O bu derken kömüre çok ihtiyaç olacak. Yanı sıra demire ihtiyaç olacak. Zırhtır. Diğer elmasları toplayabilmek için çünkü demir gerekecek. Elmas, altın gibi kaynaklar değerli olduğu için sadece demir kazmayla toplanılıyor. O yüzden onun için bayağı gerekli olacak. Bu arada ileriki planlardan bahsedelim. Nether'a gideceğiz. Yeni bir ev yapacağız. Bol bol maden yapacağız. Bu bölüm ve sanırsam önümüzdeki bölüm madende olacağız. Kaynaklarımızı depo ettikten sonra sesi bayağı yaklaştı bu arada. Kaynaklarımızı depo ettikten sonra kendimize düzlük bir alanda, gerçi orası düzlük gibi, orada bir ev yapacağız. Ve evle beraber Nether'a gideceğiz. Çünkü madenden obsidyanları toplamış olacağız. Portal yapıp Nether'a gideceğiz ki en sevdiğim ve korktuğum bölüm Nether olacak çünkü orada hayatta kalmak gerçekten çok zor olacak. Ender Dragon'dan ziyade Nether beni gerçekten çok korkutuyor. Hele hele Ender Dragon'u hiç saymıyorum bile, hayal bile edemiyorum şu an nasıl olacağını. Yani inşallah ölmem diyorum yani serinin hayrı için. İnşallah ölmem diyorum. Şu demir ve kömür kaynaklarını da alıp noktalayalım videoyu isterseniz. Uzun oldu çünkü bu bölüm bayağı. Bir dahaki bölümde madenlere devam edeceğiz. Kazmaya. Şurayı da yapalım. Su kaynağına bayağı yaklaştık gerçekten. Seslerini duyabiliyor musunuz? Suya atlayıp çıkan bir şeyler var arkadaşlar. Buralarda kesinlikle bir şey var. Dungeon var. Bakın. Atlayıp geri gör, atlayıp geri gör. Bunlar mobların sesi. Yani iskelet, creeper, herhangi bir şey olabilir. O yüzden şuralara bir işaret koyayım. Önümüzdeki bölümde bunları araştıracağız. Tabii ki de çomarı yanıma alarak yapacağım bunları. Tek başıma girmem mümkün değil. O yüzden şu kömür kaynaklarını toparlayıp yukarı çıkıp ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir de belirtmek istediğim çok önemli bir husus var. Yorumlarınız gerçekten çok önemli. Hani videolara yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hani beğenmek beğenmemekten ziyade yorumları atmanız çok önemli. Hani beğenmeseniz bile beğenmemiş biri olarak sizin yaptığınız yorum kanalım ve benim iyiliği açısından hani daha iyiye götüreceği için sizin yorumlarınız da daha da iyi olacak bu kanal. Buna inanıyorum. Yardımlarınızı esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Çok dibimiz arkadaşlar. Şurada bir yerde kesinlikle bir boşluk var. Orada ve moblar suyun içinde cebelleşiyor. Kesinlikle bir dungeon var orada bence. Onları önümüzdeki bölümde hep beraber inceleyeceğiz. Ve tabii ki de çomarın eşliğinde inceleyeceğiz.
inceleyeceğiz oraları. Şimdi kaynaklarımız bu kadar. Şuradaki kömürleri de aldıktan sonra. Bunları toplayalım hemen. Güzel de bir müzik girdi. O sulu olan yerin içinde zombi abilerimiz, Creeper Reis'ler, büyük ihtimalle skeletonlar bizi bekliyor olacak. Beklesinler bakalım, biz gümbür gümbür geleceğiz çomarla beraber. Çomarı maceraları da olabilir aslında. Yoksa kanalımızın ismi Çomarı Maceralar mı olsa? Kahraman köpeğimizin adı. Biraz pısırık gibi sanki. Yukarıda bakalım kulübede ne yapıyor bensiz. Evet, burayı da kapatalım. Yukarıya çıkalım. Çomarımıza bakalım. Fırına eşyalarımızı atalım. Aydınlandıralım. Çomarın avlama sesi geldi arkadaşlar. Sıkılmış herhalde tek başına. Geldim Çomar, geldim. Gündüz de olmuş. Efendim oğlum. Geldim bak. Kemik yersen kemik vereyim sana Çomar. Bakalım yiyecek mi? Yok. Oturup kalkıyor. Otur bakayım. Sen orada kal. Biz de evimize gidelim. Fırına demirlerimizi atalım. Kömürlerimizi koyalım. Hemen yanmaya devam etsin. Cobblestone'lar. Sandığımıza koyalım bunları. İleride belki lazım olur. Ev yaparken dizaynı güzel olduğu için kullanabilirim. Kömürümüzü koyalım. Şöyle. Ekmeğimizi koyalım. Oklarımız yanımızda dursun. Kemiğimizi koyalım. Tohumu da kaldıralım. Meşalemizi alalım. Karnımız da acıkmamış. Bunlar pişerken güzel müzikle beraber sizlere veda edelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik tutmayın. Gerçekten çok önemli yorumlarınız. Kanalımıza abone olup beğenirseniz ve paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten bana yararınız çok olur. Beğenmeseniz bile yorumlarınızı eksik etmeyin. Atakan Artekin oyunları da Minecraft Survival serisinin 3. bölümünü sunduk. 4. bölümde maden derinliklerinde çomarla maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar.